Efendim haberin merkezinde şov ana haberdesiniz. Ben Meltem Hacet. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Seçim sonrası il ziyaretlerine Gümüşhane'de devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktaki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP listelerinden meclise giren 39 milletvekili için çok çarpıcı bir ifade kullandı. Siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 39 milletvekili kopardılar. CHP listelerinden meclise giren 4 partiye 39 milletvekilinin altın tepside sunulduğunu söyledi. Son sandık rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na Yunanistan örneğiyle istifa çağrısı yaptı. Tsipras seçimi kaybetti, bıraktı. Yunanistan'daki Tsipras bu kadar bu konuda hassas ama sende bu yok. Bayburt'tan sonra Gümüşhane'ye geçti Cumhurbaşkanı. %78,5 oy aldığı kentte toplu açılış töreninde konuştu. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler. Yaşadıkları şoku atlatamadılar dedi. Altılı masadan bir genel başkanın bile istifa etmediğini hatırlattı. Bizim gündemimiz milletin sıkıntılarını çözmek vurgusu yaparak maaşlardaki düzenlemelere değindi. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma taahhüdüne bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Genel Kurulu'na da video mesaj gönderdi. Ülkemizin iftihar vesilesi Kızılay'a hepimiz sahip çıkmalıyız dedi. Deprem dönemindeki tartışmalara değindi. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ve değişim tartışmalarının devam ettiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesajlar geldi. Yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağız diyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na da kurultayda aday olma ve genel başkanlık kapılarını kapattı. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Güvenli liman, yerel seçimler mi yoksa kurultay mı tartışılırken CHP liderinden dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım mesajı kurultayda aday olmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partililere mektup gönderdi. Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız vurgusu yaptı. Değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayız. Bu sözlerle partide değişim bayrağını ilk açan isim Ekrem İmamoğlu'ydu. CHP genel başkanlığına aday olacak mı sorusu yanıt beklerken Kılıçdaroğlu o kapıyı kapattı İmamoğlu'na. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim sözleriyle İmamoğlu'nun 2024 seçiminde yeniden İstanbul'a aday olacağının sinyalini verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşü de devam ediyor. Özcan sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Pazartesi günü en az 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. Koltukta kalmak için bu ısrar niye paylaşımı yaptı? Genel başkan değişmeli. Genel başkan hatta bana göre kaybettiği bu seçimden sonra salona dahi gelmemeli. Bırakın adaylığı. Salona dahi gelmemeli. Hangi yüzle gelecek o salona? Ve Cuma günü Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir süredir Türkiye'de bulunan Azov taburunun 5 komutanını da yanında götürdü. İşte bu adım Rusya'nın tepkisini çekti. Kremlin'den Türkiye anlaşmayı ihlal etti mesajı geldi. Yalnız geldi, yanında 5 komutanla ayrıldı. Ukraynalı askerler Türkiye'den ülkelerine döndü ama o adım Rusya ile krizin eşiğine getirdi Türkiye'yi. Kremlin'den Türkiye anlaşmaları ihlal etti çıkışı geldi. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından Ukrayna'ya döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da bir süredir Türkiye'de bulunan Azov taburuna mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı. Barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu 5 asker. Zelenski o askerlerle videosunu da paylaştı.
Azov taburu komutanlarının Ukrayna'ya dönmesi Rusya'nın tepkisini çekti. Kremlin sözcüsü Peskov, esir takası şartlarına göre komutanlar savaş sonuna kadar Türkiye'de kalacaktı dedi. Serbest bırakılmalarına dair Rusya'ya bilgi verilmediğini söyledi. Peskov, Azov taburu komutanlarının Ukrayna'ya dönmesinden Türkiye'yi sorumlu tutarak Türkiye anlaşmaları ihlal etti ifadesini kullandı. Rusya ile yeni bir kriz kapıda mı sorusunun yanıtında şimdi gözler. Ve Eskişehir'e dönelim şimdi. Eskişehir'de bir kadın Porsuk Çayı'nın yakınlarında tehlikeli hareketler yaptı. Onu görenler atlayacak sandı, polisi aradı. Gerçekse tek kelimeyle inanılmazdı. Gören korktu. Kimi atlayacak, kimi de düşecek sandı. Oysa gerçek çok başkaydı. Dört tane balık tuttum orada aşağıda. Yakaladım, yakalamazlık yapar mıyım yani? Bununla nasıl yakalanmaz yani? Eskişehir'de görenin yüreğini ağzına getiren kadın 5 çocuk annesiydi. İlk evliliğinden olan çocuklarım babada Balıkesir'de. İkinci evliliğinden olan çocuklarım da yurttalar. Sabah saatlerinde Porsuk Çayı'na gitti. Önce yalın ayak gezindi, ardından taşa uzanıp suya eğildi. Benim psikolojim hiçbir şekilde bozuk değil. Bu tarafa gelmeden önce papatya çayı içtim. Papatya çayıyla güzel rahatladım, öyle geldim. Tehlikeli hareketler yapınca çevredekiler atlayacak sanıp polisi aradı. Abla ben atlıyor muydum deminden beri? Ben intihar edecek bir insan değilim. Ben çocuklarım için mücadele veren bir kişiyim. Ama onun niyeti sadece balık tutmaktı. Porsa atlamıyordum, balık tuttum. Ondan sonra bir de onları topladım. Affetmez Ayşe. İddiaya göre ayakkabıları da çalınmıştı. 37 yaşındaki kadın ekip otosuna bindirilip karakola götürüldü. Ayakkabılarımı çaldım. Her gün evde. Ve pazartesi günü yürürlüğe girecek KDV zammı öncesinde marketlerde temizlik malzemesi meydan savaşı vardı adeta. Tuvalet kağıdı, şampuan, deterjan satın almak isteyenler reyonları adeta yağmaladı efendim. Yarın savaş çıkacakmış gibi şu anda talan halinde. Çıkan arabalara bakın, ağzına kadar dolu dolu. Yağma yapmış millet. Sanki bedavaydı. Zammın kokusunu alan temizlik malzemesi reyonlarını adeta yağmaladı. Neden bu kadar çok tuvalet kağıdı? Yani çok zam gelecekmiş. Ona göre biz de önlemimizi almaya çalışıyoruz. Raflar boşaldı. Herkes sabahtan gelmiş. Raflar boşalırken market arabaları özellikle de tuvalet kağıtlarıyla dolup taştı. Temizlik ürünlerine çamaşır suyundan ıslak mendile, tuvalet kağıdından kağıt havluya pazartesi gününden itibaren zam gelecek. KDV oranları %20'ye yükseltildi. Hal böyle olunca marketlerin temizlik reyonlarında adeta izdiham yaşandı. Sadece tuvalet kağıdı değil, kağıt havlu, deterjan, sabun, şampuan, ıslak mendil kapanın elinde kaldı. Tuvalet kağıdı bakıyorum da kalmamış ki, raflar boşalmış. Bedava falan mı veriyorlar? Çok mu ucuz? Tren var çıkmaz, bakma. Yok, evimde bir şey kalmamış. Birkaç gün öncesine kadar bu raflar tıka basa kağıt havluyla doluydu. Ama şu anda manzara bu, bakın. Kağıt havluların yerinde adeta yeller esiyor. Şu anki yaşananlar tam bir rezalet. Savaş çıktı ki muhtemelen çıkamıyoruz da burada elehin kaldık yani. Marketteki yoğunluk çamaşır deterjanları ve çamaşır sularının olduğu yerde de yaşanıyor. Tuvalet de alıyor türü. Kıpır çıkmış sanki ya. Bu kadar da olamaz ya. Vallahi çok şaşırıyorum yani. Hal böyle olunca bazı işletmeler kendilerince önlem aldı. Marketin astı, uyarı yazısı, çamaşır suyu satışlarını 2 adetle sınırladı marketler. Çünkü burada adeta çamaşır suları yağmalanıyor. Efendim, Ankara'da yaşayan Zabun ailesi sabah saatlerinde farklı bir adrese taşınacaklardı. Ama eve gelen nakliye firması çalışanları ev sahiplerine küstü. Paketleme nedeniyle başlayan tartışma iş bırakmayla sonlandı. Abi adam çalışmıyorsa benim yapacak hiçbir şeyim yok. Ne diyor? Abi diyor, çok müdahale ediyor diyor. Etmedim ama. Ama senin elemanın çekip gitmiş ya. Adam ben küstürmedim ki abi. Sen yapıyorsun. Küsüp gittiler. Bir tarafta nakliye firmasının sahibi, diğer tarafta evlerinden taşımak isteyen Zabun ailesi. Tartışmanın nedeni ise çalışanların küsüp gitmesi. Sistem öncelikle mobilya, battaniye sarılır, üstüne stres sarılır değil mi? Sarılır ya, sarılmaz. Hayır, sarılır.
Battaniye ya bantlayacaksın. Abla ben de diyorum ki bak yanlış anlama. Yani. Madem çok iyi paketleme biliyorsunuz, siz paketlediniz, biz taşıyalım. Şimdi mağdur olduk. Aynı zamanda bizi yüzüstü bıraktılar. Zabun ailesinin bugün taşınma günleriydi. Sabah saatlerinde bütün hazırlıklarını yaptılar, eşyalarını topladılar. Ama iddialarına göre buraya gelen nakliye firmasıyla paketleme yüzünden bir tartışma yaşadılar. Böyle olur mu dedim. Hava kabarcıklı olan ambalajlı malzemeyle sarmanız gerekir. Ben bu komedini söyledim kendilerine. Bunu böyle mi sarılacak diye. Bu sonra söylenecek bir şey değil. Başında söylenecek. Yapılırken söylenecek. Burada i̇şte sen başından bu şekilde sıktınız. O adam da durmadan bakıyor. Zabun ailesinin üyeleri hava kabarcıklı ambalaj kullanılmamasına tepki gösterince olanlar oldu. Firmanın 5 çalışanı da bir anda işlerini bıraktı. Ben elemanıma gelmişim. Tamam, saatinde gelmişim. Malzememi getirmişim. Sarmaya başlamışım. Tamam, getirdim. Sen demişsin ki bunları beğenmedin. Eşyalar bile paketlenmiş kolilere konulmuştu ve işte bu eşyaların nakliye kamyonuna yüklenmesi gerekiyordu. Ama o tartışma sonrası odalarda eşyalarda işte böyle kolilerin içinde kala kaldı. Yanlış sarıyorlar, streçle sarıyorlar. Bu olmaz. Bu sonra söylenecek bir şey değil. Başında söylenecek. Yapılırken söylenecek. Burada i̇şte sen başından bu şekilde sıktınız. O adam da durmadan ya tamam sen de mağdursun. Ben mağdurum. Nakliye çalışanlarının küsüp gitmeleriyle Zabun ailesi de taşınmak için yeni bir firma bakmaya başladı. Ve Karadeniz'i yine sel vurdu. Caddeler, yollar göle döndü. Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti. Samsun'da ise engelli bir kadın hayatını kaybetti. Arkadaşlar çok kötü. Bütün arabalar sürüklendi. Bir anda biz neye uğradığımız şaşırdık. Köprüler yıkıldı. Yollar kapandı. Arabalar aldım döküm hep. Evleri, dükkanları su bastı. Bizim alt kat komple su. Burası fotoğraf dükkanı. İşte bu hale geldi. Karadeniz'i vuran sel bir kadını hayattan kopardı. 25 kovana yakın aramız yok. Sel yüzünden gitti. Sağanak yağışın ardından araçlar suya gömüldü. Şuradaki tır gitti. Mahsur kalanların yardımına itfaiye ve iş makineleri yetişti. Beni çağırdı, mahsur kaldım. Bu benim için bir travmaydı. Zavallı yavru köpek odun parçalarının üstünde akıntıya kapıldı. Bu adamsa yağmur suyuyla duş aldı. Samsun'da sele kapılan zihinsel engelli Türkan Yılmaz'ınsa cansız bedenine ulaşıldı. Rize'deki akaryakıt istasyonunun sahibi araçların sürekli marketin deposunun önüne park edilmesinden bıkmıştı. Düşündü, taşındı, bir dumanın üstüne öyle bir şey yazdı ki ortada sorun kalmadı. Gelip buraya çekiyorlar, bırakıyorlar, gidiyorlar. Bezduk da ya, bezduk. Bıktı, usandı, düşünüp taşınıp en büyük sorununa Rize usulü önlem aldı. Şaşırıyorsa niye diyeyim yani? Bu da Rizeli işte de, Rizeli'nin şeyi de. Akaryakıt istasyonu sahibi Muhsin Çolak marketin deposunun önüne çekilen araçlardan çok sıkılmıştı. Bir şey olursa kameradan görürüz diye. Bütün bak adam belki de nereye oturuyor belli değil. Gelip buraya bütün arabalarını bırakıyorlar, buraya gidiyorlar. Uyardı ama kimse aldırmadı. Bak şu karşıda bir tane araba var. Altında çimen bitmeye başladı. Bir seneden fazladır oraya duruyor. Canına tak edince dubanın üzerine 15 dakika üzeri bomba ihbar verilir yazdı. Ne yapayım? Ben de bezdum. Böyle bir şey yapmaya düşündüm yani. Adam geldiği zaman bakıyor, görüyor. Değil ki sıkıntı olmasın diye şey diye yani gidiyor yani. Yazıyı gören şaştı ama o ilginç önlem işe yaradı. Hani bunu görenden beri biraz kurtardık da daha çekmeyle buraya yani. Şehit kızıydı, sevdiği adamla dünya evine girmek için nikah salonuna gitmeye hazırlanırken kolu kanadı kırıktı. Ama babasının meslektaşları ona büyük bir sürpriz yaptı, sevinçle hüzün harmanlandı. Eğlence, hüzün, mutluluk hepsi bir aradaydı. Polisler şehit meslektaşlarının emanetini en özel gününde yalnız bırakmadı. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Derya Paliçiç ile polis memuru İsmail Kaya'nın dün nikah töreni vardı. Evlenmek istiyor musunuz? Evet.
Gelinin şehit babasının yokluğunu ekip arkadaşları aratmadı. Önce kız evine gidildi. Beyaz kırmızı duvaklar takıldı. Davul zurna çaldı. Trafik, asayiş polisleri sokakta oynadı. Gelin arabasına binince ekip araçları konvoy yaptı. Hüzünle sevinci harmanlayan tören nikah masasında sonlandı. Evet. Çanakkale'deki bir iş yerine yılan girdi. İçeride çalışan kadın korkudan ne yapacağını şaşırdı. Panikle masanın üzerine çıktı. İşte o anlar. Bu bizi gerçekten korkuttu. Korktu, ne yapacağını şaşırdı. Yılan gören genç kadın masanın üstüne çıktı. Bir anda bir baktım masanın üzerine çıkmış arkadaşım. Korkudan tir tir titriyor. Bahar Güneş Çanakkale'deki otomobil yedek parçası satan iş yerinde çalışıyordu. Kapı girişindeki paspası kaldırdığında şok oldu. Çığlık atmaya başladı. Ben ne olduğunu anlamadım gerçekten. Tehlikeli sürüngen kıvrıla kıvrıla kapıdan içeri girdi. 26 yaşındaki kadın da panik ve korkuyla masanın üstüne çıktı. Arkadaşımı da tabii masanın üzerinde bir anda öyle görünce hem böyle trajikomik oldu yani. Neyse ki bir süre sonra davetsiz misafir dükkandan ayrıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Bayılmaması büyük bir mucize oldu bizim için de. Efendim, Bursa'da bir mağaza 100 liradan 100 bavul satacağını açıkladı. İndirim sevdalıları da bu kampanyayı kaçırmadı. Yağmura rağmen saatlerce beklemeyi göze aldı. Evet, yağmur altında sadece bir bavul için bu kadar insan toplanıyor. Bu uzun sıra 100 liralık 100 bavulu kapmak içindi. Hepsi ellerinde şemsiye, yağmur altında sabırla bekledi. Sadece bir bavul için ve 100 tane bavul bu kadar insan bekliyor. Bursa'da bir mağaza ortalama 650 liradan satılan bavulu 100 liraya indirmişti. Bu sıranın sonu yüz giyem yok. Söyledikleri çanta da o internette gösterdiği gibi değilmiş. Çok ufak. Ama kampanya sadece 100 adetle sınırlıydı. Havaya rağmen kuyruk gitgide uzadı. Bavul sayısı sadece 100 tane. 100 taneye 1000 kişi bekliyor. Zaman zaman bekleyenler arasında tartışma çıktı. Kadınlar arası kavga, erkekler arası kavga. İlk 100 kişi bavulunu aldı. Alamayanlar umudu bir başka kampanyaya kaldı. Efendim, dün gece tarihin kalbinin attığı yerde padişahlara ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda yangın çıktı. Ya alevler yayılırsa korkusu yüzünden herkesin yüreği ağzındaydı. Yangın söndürülse de ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Kutsal emanetler, cihan padişahlarının tahtları, kaşıkçı elması. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük mirası Topkapı Sarayı'nda gece yangın paniği vardı. Hükümdar kapısı avlusunda restorasyonu devam eden ahşap restorandan yükselen alevler tüm Türkiye'nin yüreğini hoplattı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Ekipler anında oradaydı. Yakındaki otel tedbir amaçlı boşaltıldı. İki saat süren çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındığında tarihi restoran adeta enkazdı. Milli Saraylar Başkanlığı yangının ziyaretlerde herhangi bir aksamaya neden olmadığını açıkladı. Antalya'da bir balıkçı zehri ve keskin dişleriyle ünlü balon balığına karşı uyarı olsun diye bir video yayınladı. Yakaladığı balon balığına yemesi için teneke bir kutu uzattı. İşte izleyenleri şaşkına çeviren o video. Isırdığı zaman ne olacağını göreceksin. Teneke kutuyu ısırdı, kraker gibi yedi. Bunların diş yapısı adeta bir kelpeten gibi. 4 tane dişi var. Sıktığı anda bir kelpetenin ağzı gibi. O Akdeniz'in en keskin dişine sahip balığı. Üstelik eti de zehirli. Pişirseniz de kaynatsanız da zehir kaybolmuyor. Çok zehirli. Bunu biz yiyoruz, bir şey olmuyor diyenlere inanmıyor. Savaş Dursun Antalya'da balıkçı. Adrasan'da avlanırken oltasına yarım metrelik balon balığı takıldı. İnanılmaz büyük bir balon balığı yakaladık. Şimdi arkadaşlar, bunu yakalarsanız asla ve asla parmağınızı ağzınıza sokmayın. Kazara parmağı ağzına girecek olursa vatandaşın ısırdığı zaman koparma riski var. Balıkçı acemi avcıları uyardı. Tehlikenin büyüklüğünü göstermek için de tüyler ürperten bir test yaptı. Şöyle bir deney yapacağız.
Bakın bir ısırdığı zaman ne olacağını görecek. Gördünüz mü? Tenekeyi kesti. Dişleri öyle keskindi ki teneke ona kraker gibi geldi. Eline gelmesin. Balıkçının sosyal medyada paylaştığı görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Adana'da yaşayan 70 yaşındaki çift gelinlik ve damatlık giydi. Çocukları ve torunlarıyla birlikte nikah tazeledi. Mutlulukları, aşkları görülmeye değerdi. Elli sene tahammül ettikten, taşıdıktan sonra tekrar evliye evet diyor musun? Evet. Aşkları hala ilk günkü gibiydi. Yarım asırlık evli karı koca nikah tazeledi. Birbirimizi hiç incitmeden buraya kadar getirdik. Birbirimizi de çok seviyoruz. Hiçbir zaman hiç sevgimiz eksilmedi. Adana'da yaşayan Süleyman Sevim Onatça çifti büyük bir sevgiyle evlenmişti. Biz çok sevdik birbirimizi. Biz her 10 yılda bir böyle bir büyük bir kutlama yaptık çocuklarımıza, torunlarımıza. 4 çocukları, 7 torunları dünyaya geldi. Huzurla süren birliktelikleri 50 yılı devirdi. 50 yılı doldurduğumuzda bu sefer eş ve dostlarımızla birlikte böyle bir kutlamayı yapalım dedik. Biri gelinlik, diğeri damatlık giydi. Sevdiklerini toplayıp bir kez daha birbirlerine evet dediler. Sayın Onatça'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Bu dünyada olduğu gibi evet, gelecek dünyada da evet. Çiçeği burnunda çift mutlu evliliğin sırrını da verdi. Eğer birbirimizi kırmışsak özür dilemeden yapmadık. Bu da bana göre bizim çimentomuz oldu. Efendim, aracını valeye verdiğini unutan, hareket ettiğini görünce de telaşla peşinden koşan Emre Gürel'in o anları sosyal medyada yayılınca tüm Türkiye dalgınlığını konuştu. İzleyelim. Dün aracımızı valeye teslim ettik. Teslim ettiğimizi unuttuk. Unutulacak da bir şey değil koskocaman araba yani. Ya aslında şöyle, havanın sıcaklığı, işlerin yoğunluğu muhtemelen sıcak çarptı. Karın da aç tabii. Saat 12 geçti, Karadeniz'deyiz. Normal. Karnı aç, hava sıcak, oda dalgındı. Arabasını valeye verdiğini unutup peşinden koştu, cümle aleme madara oldu. Gece gündüz arkadaşlar arıyor, videoyu gören arıyor. Benim de diyemiyorum, değilim de diyemiyorum. Videoda yayılınca artık mecbur itiraf etmek zorunda kaldık. Evet, benim. Emre Gürel dün arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği yemek için Bostancı'daki bu lokantaya aracıyla geldi. Hemen vale yanına gitti, aracı teslim aldı. Emre Gürel aracı ona verdiğini unuttu. Aracının harekete geçtiğini görünce paniğe kapıldı. Araba kayıyor sandım. Peşinden koştum. Biz de neye uğradığını şaşırdık yani. Acaba arabam çalınıyor düşündüm ben. Siz de mi unuttunuz valeye verin? Ben de unuttum. Ben camdan içeri girecek sandım. Ne oluyor abi falan dedim. Emre Gürel aracın peşinden koşmaya başladı. Aracının kaydığını, bir yere çarpacağını düşündü. Panikle koştu ama aracın içinde valeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Ne olduğunuysa arkasında kahkaha tufanı kopunca anladı. Bir ara aklıma çok kısa bir söyledi. Arabayı mı çalıyorlar derken kahkaha tofanı duyunca zaten evet valeye verdiğimiz aklıma geldi. Ben korktum tabii, camı açtım, ne oldu abi falan dedim. Oradan da nereye yapamadık, geri dönüşü de yoktu. Arkamıza baka baka geri döndüm. Olay orada kapanır sandı ama sosyal medya yüzünden öyle olmadı. Şaşkınlığını görmeyen, duymayan kalmadı. Çok pişman oldum. Abilerim falan buradaydı, arkadaşlarım buradaydı. Yani sabaha kadar dalga geçtiler. Ve yaz tatili planı yapanlar için alternatif bir rota verelim şimdi de. Giresun'un oksijen deposu Kümbet Yaylası, masmavi gökyüzü, yeşilin her tonu ve eşsiz mutfağıyla huzuru arayanları bekliyor efendim. Karadeniz'in bu cennet köşesinde tatil bakın ne kadar mal oluyor. Düğüne 15 gün var. En doğalından fotoğraf çekinelim dedik. Oh, ne kadar keyiflisin öyle. Evet. Bol bol fotoğraf çekiyoruz. Yeşiliyle, mavisiyle, doğasıyla muhteşem bir yerdeyiz. Giresun Kümbet Yaylası'ndayız. Tabii eşsiz doğayı gören çiftler de buraya fotoğraf çektirmeye geliyor. Burcu, Eser, Tek Işık çifti de onlardan biri. Onlar için burası doğal bir fotoğraf stüdyosu.
Daha turistik bir yer. Şansımıza hava da çok güzel. Etrafımdaki bu kır çiçeklerinin kokusu o kadar güzel ki dinginliği, huzuru arayanlar için doğanın tam kalbi burası. Valla Kümbet Yaylası'nın çiçekleri çok güzel. Gelip de görmeden dönmek olmaz. Nereden geldin? Manisa'dan. Buraya gelmişken hem kültür turu yapalım dedik hem bir doğa turu yapalım dedik. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum ama memleketimin hiç bu taraflarını görmemiştim. O İstanbul'un keşmekeşi ve kaosu. Çok özlemişsinizdir şimdi. Vallahi buraları gördükten sonra inanın hiç gidesim gelmedi. Hiç. Bizim de öyle. Burası öylesine büyülü ki işte bakın bunlar da doğayla iç içe yayla evleri. Ön sıradaki bungalovumuz 1+1 şeklinde. Bunlar bir ailelik. Yani iki yetişkin bir çocuk, iki yetişkin iki çocuk şeklinde kalınabiliyor. Şu anki gecelik fiyatları 4500 TL kahvaltı dahil. Onun arkasındaki duran bungalov evlerimiz de 2+1 şeklinde, iki ailelik. Onların gecelik fiyatları da şu anda 7500 TL kahvaltı dahil şeklinde oluyor. Doğası zengin, bitki örtüsü mutfak kültürünün gelişmesine de katkı sağladı. İşte yörenin meşhur lezzetleri. Genelde bütün otları yemekhaneye dönüştürüp kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Turşu ve tuzlu gruplarımız var. Fındığın girişin kalitesi birinci kalite fındıktan yapılan ezmelerimiz vardır. Karadeniz'in zirvesinde artık bu salıncaklar gelenekselleşti. Bakın doğayla bütünleşmek için bu salıncağa binmeden Kümbet Yaylası'ndan gitmeyin. Ve Türk mutfağının ünü dünyaya yayılmış lezzeti döner güveçle buluştu efendim. Ortaya da hem görsel hem de lezzetli bir şölen çıktı. Döner Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden, temel taşlarından biri. Hatta öyle ki namı şanı dünyaya yayıldı. Dünyanın en önemli lezzetleri arasında gösteriliyor. Döner ustası Kadir Öner dönere öyle bir şey yaptı ki o namıyla şanıyla dünyayı inleten dönerin neredeyse tahtını salladı. Bakın ortaya nasıl eşsiz bir lezzet çıktı. Öncelikle normal dönerimizi yaprak bir şekilde kesiyoruz. Şöyle yine sotelediğimiz sarımsaklı, domatesli, biberli, şöyle vitamin deposu gibi aslında. Arpacık soğanı bol oluyor şöyle. Gördüğünüz gibi bol arpacık soğanları. Şöyle birkaç tane bütün acı biber. Hem biraz aroma veriyor hem güzel oluyor. İsteyen seviyor. Sos döküyoruz. Tereyağı da koyduk. Tabii tereyağı da koyduk. Haydi hep beraber fırına gidelim. Haydi fırına gidiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çiğ hamur. Şimdi bunu kenarlarını keseceğiz, fırına vereceğiz. Yani bir 15-20 dakika bu fırında nar gibi olacak. Kadir Usta her şey hazır. Pilav üstü dönerimiz var, İskenderimiz var. Yine çok hafif beytimiz var, içli köftemiz var. İşte yandaki garnitörler var, salatamız, patatesimiz. Star? Starımız burada ortada bekliyor. Peki. Daha. Şöyle. Of, dumanı çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hazineyi açıyoruz. Güveç mucidi. Döner güveci mucidi. Şöyle lavaşımızı 3 parmak yapacağız abi. Şöyle 3 parmak yapacağız. Şöyle bandıracağız abi. Şöyle kardeşime yedireyim. Bambaşka bir şey bu. Bu farklı bir şey yani. Artık dönerin tahtı net bir şekilde. Şu anda sallanıyor. Efendim dünya Arda Güler'i konuşuyor. İspanya'daki Arda Güler çılgınlığı efsane oyuncu Ronaldo'yu bile solladı. Ya esta mañana. Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Haberlerde, manşetlerde, gönüllerde. 18 yaşındaki Arda Güler artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde. İspanyol devi, kralın takımı Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu yeni bir akım başlattı. Yoğun ilgi Ronaldo sevdasını bile solladı. Ünlü kulüp genç yıldız için paylaşım bombardımanı yaptı. Haberin merkezinde Show ana haberdeydiniz değerli izleyenler. Sizlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum.